Salgın koşulları nedeniyle dünyada üretimin yavaşlaması ve buna karşın teknolojik ürünlere olan talebin artması küresel bir çip krizine neden oldu. Kriz üretimi neredeyse durma noktasına getirdi. Çeşitli sektör gruplarından şirketler milyarlarca dolar zarar açıklıyor. Dünyanın yaşadığı çip krizinin ayrıntıları Oğulcan Atılkan'ın dosyasında. Otomobilden bilgisayara, cep telefonundan buzdolabına günlük hayatımızdaki birçok cihaz mikroçip içeriyor. 169 sektör çiplere muhtaç durumda. Salgın sürecinde artan arz-talep dengesizliği çip krizini de beraberinde getirdi. Kriz önce otomotiv sektöründe başladı. Pandemi oluştuğu zaman, ekonomi biraz sıkıntıya düştüğü zaman bütün dünyada otomobil satışları azaldı. Otomobil satışları azalınca onlar da çip siparişlerini azalttılar. Sonra toparlanmaya başladı ekonomi ve otomobil satışları yeniden artmaya başladı. Ama bunlar bu sefer azalttıkları siparişleri yeniden sipariş geçirmek istediklerinde çip üreticileri dediler ki sıranın arkasına geç. Üretimi durdurmak zorunda kalan otomotiv şirketleri oldu. Sektörde bu yıl için beklenen zarar 110 milyar dolar. Otomotiv sektörüyle başlayan küresel çip tedariki krizi, elektronik cihazlar ve ev aletleri gibi diğer sektörlere de sıçradı. Bu durumun üretimde aksamalara yol açması bekleniyor. Teknolojinin her alanında büyük öneme sahip olan çipler, ülkeler arasında da yeni bir rekabet unsuru haline almış durumda. Krizin bir başka sebebi de Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik ambargoları. Çin'de üretilen malların, Çin'de üretilen çiplerin satışına da engel getirildi. Çin'deki firmalarda panik halinde, aman bu şey ambargo başlamadan önce ihtiyacımız olan çipleri alalım diye çip stoklarına hücum ettiler. Krizin en iyi ihtimalle 2022'nin ikinci yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Peki Türkiye hem bu krizi aşmak hem de geleceğe yatırım yapmak için ne yapmalı? Öncelikle üniversitelerimizle, hocalarımızla, hobilerimizle, öğrencilerimizle çip tasarım evleri oluşturmamız lazım. İnsan yetiştireceğiz. Türkiye'deki firmalarımıza diyeceğiz ki bu üretim yapanlara, ya siz gelin bu Türkler tarafından Türkiye'de tasarlanmış, tasarım hakları Türkiye'de olan ürünleri kullanın diyeceğiz. Türkiye savunma, haberleşme, otomotiv ve endüstri alanlarında ihtiyaç duyduğu çipleri üretmek için gün sayıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Aselsan, TÜBİTAK gibi kuruluşlar hazırlığa başladı. Savunma sanayi, uydu haberleşmesi ve 5G çiplerinin yerli ve milli teknolojiyle üretilmesi stratejik olarak da Türkiye'ye önemli faydalar sağlayacak.